Hello friends, we're going to study model auxiliaries. Actually, we're gonna study review the model auxiliaries because we studied most of them in previous courses, if you remember. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde modelları göreceğiz ya da model auxiliaries dediğimiz yardımcı fiiller diyelim onları göreceğiz. Bunlar neler? And we have a list in here, over here, and like can, could, might, should, have to, have got to, or ought to. But here is the thing. I mean, the thing is that I mean, after the models, we use verb one all the time. Be careful. We don't use. I mean the infinitive form of the verb. Yani must'lar. Fiil kullanmıyoruz. Hep fiilin yalın halini kullanıyoruz. Orada bazıları must'lar gibi gözüküyor olsa bile şurada I have to. Bu normalde bu model'ın kendi içerisinde var to. Yani have to. Bu to'yu hep birlikte beraber have'den ayıramıyorum burada. Ya da have got to ya da ought to derken. Yine burada aynı bunlarda olduğu gibi fiil yalın halde geliyor. Mesela dikkat ederseniz işte Olga can speak ya da could come diyelim ki de might rain ya da must see ya da işte have got to study. Dikkat edin bunlar hep fiil yalın halde gelecek. Hiçbir zaman ekstradan fiil ne bir to alacak ne de bir ing alacak. Sadece ben şunları kullanacaksam. Daha sonra bunları mesela değişik zaman birimlerine dönüştüreceğim zaman o zaman fiilde de değişiklik olacak. Ama bunlar bu şekilde geliyor ise model auxiliary'ler kuralım şu. Bundan sonra fiil bu şekilde kullanacaksam yalın halde geleceksin. Yani verb one dediğim o halde gelecek. Now I have a small exercise in here regarding model auxiliaries. And it says complete the sentences with to. If possible, if not, write zero. And discuss the meanings of the helping verbs in italics. Now, look at this, and then you see the models in italics. I've made a terrible mistake. I put the wrong numbers in my report. My report shows that the company made lots of money. But the truth is, we lost money. Yanlış. Raporda yanlış bir rakam belirtiyor. Yani şirket para yapmış gibi gösteriyor ama işin gerçeği para kaybediyor şirket. What am I going to do? Should I tell the boss about the accounting error? Error hata demek. Yani hesap hatası. Burada should nedir? Should I tell? Söyleyeyim mi? Yani karşıdan bir advice istiyor. Needs advice. Yani yapsam mı, yapmasam mı? Model, as you see, this is model. So after the model, we don't use any to. Should I tell? Of course, you have to. Have to, another model. You have to tell her. Zorunluluk var burada. Hani söylemen gerekiyor ona. Burada ise bir advice istiyor yani. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Burada ise o diğerine diyor söylemen gerekiyor ona. Yani bir zorunluluk var. An obligation. That error could get the company in big trouble. Possibility. İhtimal. Yani o hata şirketi büyük bir sıkıntıya sokabilir. Could. Dikkat edin. Burada should'un anlamı bak. Farklı. Could ayrı. Have to. Farklı anlama geldi. Ama bunların hepsi model diye geçiyor. I know that I ought to be honest. Ought to be should gibi. Yani dürüst olmalıyım. Burada bir zorunluluk var. I ought to be honest about it. Again, after model, ought to, verb, base, fiilin asıl temel hali geliyor. Çekimli hali değil.
But I'm afraid she'll get angry. Will in other form get angry shows future. Kızacak. Bu da nedir? Geleceğe yönelik bir iş, eylem olduğunu gösteriyor. She might fire me. Fire, işten atmak. Might, here, possibility, ihtimal. Beni işten atabilir. Again, might, verb, one, or verb base. Would you go with me to see her? Would you go with me? Derken burada ne yapıyor? Bir öneri, kibar bir şekilde. Yani asking question, politely. Gelir misin? I think you'd better do this yourself. Sen kendin. Had better another model. Again, you see after the model, we use verb base. Verb base, would. Bu da yine bir tavsiye. Sanırım kendin yapsan iyi olur. You can do it. Ability. Yani ability derken yapabilirlik olma. Sen bunu yapabilirsin. I'm sure the boss will understand. Will, again, verb base, future. You've to be brave. Have to. Cesur olmalısın. Have to. Now you must go with me. Şimdi benimle gitmelisin. Burada bir ne var? Öneri var. Ama sağlam bir öneri. Yani benimle gitmelisin. I cannot face her alone. Yalnız onunla yüzleşemem. Burada yine bir ability söz konusu. Yapamam. Now, let's go and have a look at these sentences and see what they mean. Olga can speak English. Konuşabilir. You couldn't come to the class. Sınıfa gelemedi. It may rain. Rain yazıyoruz. Rain çıkıyor ya. Allah.
has to go. Has to go. Have to, has to, have got to the hospital for an operation. Alex, stop. You must not run after must zero. Şimdi arkadaşlar burada şu dikkatimi çekti. Diyelim ki burada to olmasaydı has var. Yani to mu gelecek? Nasıl olacak? Nasıl karar verecektik? Eğer has'den sonra verb 3 yani gone gelseydi o zaman to kullanmazdık. Derdik ki ne? Present perfect tense. Ama have has'den sonra arada bir boşluk var. Verb 1 bu şekilde geliyorsa demek ki araya bir to girecek. Yani have to, have to kalıbı. Biliyorsunuz tekil şahıslarda have, has'e dönüşüyor idi. Now look at this exercise and correct errors. Read the sentences and then correct the errors. Number one, can you help me? After can, verb one. I must study. See, after must, verb one. We couldn't go. After could, verb one. I have to improve. You shouldn't spend. My mother can't speak, but she can speak. Evet, bu da cümlelerin doğru hali. Now look at these sentences and then complete the sentences with can or can't as the sentences express ability. Ability biliyorsunuz muktedir olma. But first pause the video. Number two, a fish can't walk, but it can swim. Ability. A dog can't meow. Kedilerin çıkardığı ses. But it can swim. A tiny baby can cry, but it can't talk. You can store water in a glass jar, but you cannot, or you can't store it in a paper bag. You can't drive from the Philippines to the Australia, because there's a huge or big ocean. Okyanus var. But you can drive from Italy to Austria. Australia, Austria. Now using may, might for possibilities and may and can for permission. Yani ihtimal için may ve might'in kullanımı, izin alma için may ve can'in kullanımı. Now look at the sentences. It may rain tomorrow. This is possibility, ihtimal, yağabilir. Or it might rain tomorrow. Again, possibility. Why isn't John in class? I don't know. He may or might be sick today. Possibility. Sınıfta niye değil? Hasta olabilir. It may not rain tomorrow. Or it might not rain tomorrow. Again, possibility. So, may and might express possibility in the present or future. And they have the same meaning. Şimdi bunlar şu an ve daha şu an ya da daha sonra olabilecek ihtimal, olumlu olumsuz durumları belirtiyor. Anlamları aynı. Negatif yapmak için de arkadaşlar, modeller genel olarak diyorum. Model'dan sonra bir not getiriyoruz. Şimdi şunu söylersem de it may rain tomorrow aynı anlama geliyor. Maybe it will rain. Hatırlayın bu kalıbı. Belki yarın yağmur yağacak. Or it may rain tomorrow. Anlam olarak aynı. Sadece structures dediğimiz kalıp farklı. Birinde may kullanıyorum, birinde will. Ama burada maybe bana o ihtimali koyuyor buraya, veriyor yani. Şimdi aynı şekilde maybe John is sick. Maybe here is adverb. Or John may be sick. Here may is the helping verb. Yani verb dedi helping verb.
Belki John hastadır. John hasta olabilir. Şimdi anlam olarak baktığımız zaman aynı anlama geliyor. Ancak şimdi maybe şu will'den sonra kullanmaya kalkarsam yani it will maybe rain böyle bir cümleye İngilizce izin vermiyor. O yüzden maybe başta kullanmam gerekiyor. Yes, children, you may have a cookie after dinner. Yani akşam yemeğinden sonra kurabiye alabilirsiniz. Okay, kids, you can have a cookie after dinner. Şimdi burada da görüldüğü gibi her ikisinde de permission, izin yani arabilirsiniz. Ben size bu izini veriyorum anlamında. Ne oldu? Bir yerde yani in this sentence I use may, in here and I use can. But again, both expresses the permission. That means I permit you. I give my permission. Yani sana size ben iznimi veriyorum anlamında. But if we say you may not have a cookie or you cannot have a cookie, that means you don't have my permission to get cookie. Yani bu cümleleri kullandığım zaman da may ya da may not ya da cannot, o zaman ben size izin vermiyorum. Yani burada izin yok ama şu cümlelerde izin var. Burada dikkat edin, ability yok. Yani bir muktedirlik yok. Alabilirsin, ben sana izin veriyorum ya da alamazsın. O zaman sana izin vermiyorum. Yani permission dediğimiz izin anlamında. Here we have in class activity, but we don't have such atmosphere. But again, let's go and do some of these sentences. Şimdi burada normalde sınıf içi bir uygulama. O yüzden hani buralara boşluk getirirken işte arkadaşlarınızın isimleri getirilmesi gerekiyor. Ama böyle bir imkanımız yok. Biz yine de yapmaya çalışalım. Şimdi neymiş, ne demiş burada? Answer the questions. Soruları cevaplayın. Include at least three possibilities in the answer to each question. Ve her bir soruda en az 3 ihtimali bulundurun. Using may, might and maybe as in the example. Example, what are you going to do tomorrow? Yarın ne yapacaksın? I don't know. I may go downtown. One option, ihtimal. Or I might go to the laundromat. Another option or possibility, diğer bir ihtimal. Maybe I'll study all day. Who knows? Tüm gün belki de çalışacağım. Kim bilir? Now, let's go and do some of these. And I'll do, I mean, a couple of these. And then, but try to all the, to answer all the questions in here. Now, I wanna show you this man and this woman is in question 9. It says, I'm looking at the picture. And what is the man's occupation and what is the woman's occupation? Occupation means job. His job, her job. Okay, I did number one, two, and the last one. I may visit my uncle. This is one possibility. I might have dinner with my friend, another possibility. Or maybe I'll stay home and play with my brother. Two, it may be cloudy, one possibility. It might rain, another possibility. Maybe it'll be or it will be windy, rüzgarlı. He might be an accountant. Maybe. Number nine, he may be a manager. He might be an accountant. Maybe he is an engineer. Şimdi şu anki durumdan bahsediyoruz. She may be a secretary. She might be a teacher. Maybe she is a bookkeeper. Bookkeeper yani defter tutan, sayman anlamında.
But if you do the other sentences and write down three possibilities for each question, I think that will be better for you. Now we have this exercise, and it says, complete the sentences using can, may, and might, and also explain it shows or expresses ability, possibility, or permission, and also use the negative as appropriate. Şimdi cümleleri tamamlayın diyor. Gerekli zaman olumsuz da yapacaksınız. Can, may, might kullanarak. Ve bunlar neyi ifade ediyor? Yani ability dediğimiz muktedir olmayı mı? Yapabilme, edebilme. Possibility, ihtimali mi? Or permission ya da izni mi? Number one, I can play only one musical instrument. I can play the violin. I can't play the guitar. Here can explains the ability, yani muktedir olma. Two, Tommy, father or mother is talking. You can stay up until 8 tonight. Bu gece 8'e kadar ayakta kalabilirsin. But you can't stay up past that time. That time means 8. Yani 8'i geçeden sonra kalamazsın. Here can explains the permission. Burada ise izin var. 3. What are you going to do this evening? I don't know. I may or might stay home, or I may or might go over to Anita's house. Here may explains possibility, ihtimali burada açıklıyor. Now complete the sentences and then we'll discuss about each sentence. I mean whether it explains ability, possibility or permission. But first, pause the video, please. 4. What are you going to order? I don't know. I may or might have the tofu pasta. Here, this is possibility, ihtimal. Would you like some more food? No, thanks. I can't eat another bite. I'm full. Here, ability, yapamam diyor. Is it okay if I have a piece of candy, mom? No, but you can or may have an orange. Here, permission, izin var. Bunu alamazsın ama bunu alabilirsin gibi. Which of these oranges is sweet? I like only sweet oranges. How should I know? I can't tell. Ability, yapabilme, edebilme. If an orange is sweet, just by looking at it. Yani portakala bakarak hangi portakalın tatlı olup olmadığını söyleyemem. Can you tell? Again, ability. Here, try this one. I'll do. Bunu dene. It may, might be sweet enough for you. It means orange. Here, possibility. İhtimal. If it isn't, put some sugar on it. Eğer yeterince tatlı değilse üzerine diyor şeker koy. May I have everyone's attention? Lütfen dikkat demektir bu. Yani herkesin dikkatini toplayabilir miyim anlamında. The test is about to begin. Test başlamak üzere. If you need to leave the room during the examination, please raise your hand. You can't or may not leave the room without permission. İzinsiz odadan ayrılamazsınız. Burada yine ne var? Permission var. Are there any questions? No. Then you can have open your test booklets and begin. Can and here is permission. İzin veriyor. Açabilirsiniz. What channel is the news special on tonight? I'm not sure. It may or it might be on channel 7. Possibility. İhtimal. Kanal 7'de olabilir. Evet, bu alıştırmamız da bu kadar. Gördüğünüz gibi yani burada can, may, might, hangisinde ability, hangisinde ihtimal, hangisinde izin, bunları görmüş olduk. Now, everyday English. Rainy and secretary are talking. Hello, this is Rainy from Alpha Co.
Alfa co means corporation. Yani alfa şirketi. Please get me the extension 41. Extension burada dahili hat demek. Mr. Martin's office. Dikkat edin. This is possessive. Mr. Martin's office. Mr. Martin'in ofisi ya da bürosu. May I help you? Gördüğünüz gibi kibar bir şekilde söyleme. Yardım edebilir miyim? Oh, hi Miss Wood. This is Rainy. Şimdi telefonda konuşurken biliyorsunuz işte ben ilk telefona başladığınızda ben Ahmet Ali derken this is diye başlıyorsunuz ya da it is diye başlıyorsunuz. Bu bir konuşma şekli İngilizce'de. Ondan sonra artık ben diyeceksiniz I. Ya da işte karşıya işte sen Ahmet misin derken işte is it Ahmet ya da is that Ahmet. İşte ondan sonra you diye başlarsınız. Bu bir kural. This is Rini. Yani bu ne demek? Ben Rini. How are you? I'm calling again for exhibitions with Mr. Martin. Exhibition dedi böyle sergi. Yani bu şirketi tanıtmak için değişik yerlerde yapılan sergiler. Is he available? Müsait mi? Sorry, Rini. Mr. Martin can't come to the phone. Gelemez. Bak şimdi burada niye gelemez? Dikkat edin. Ability'den bahsediyor. He is all tied up in the staff meeting. Staff personnel. Yani eleman toplantısı demek. Staff meeting. He is all tied up in. Dediğiniz zaman bu şu demek. He is busy. He is all tied up. He is busy. Bunun anlamı. He is all tied up in the staff meeting. Personel toplantısında meşgul. But he will be free tomorrow morning. He will be free. And you can discuss it over brunch. Discuss dedi işte exhibitions. Yani sergiyle ilgili. Discuss tartışma. Brunch. What is brunch? Brunch is the combination of breakfast and lunch. Belki bizim Türkiye'de de artık bu var. Sabah yemeği ile öğlen yemeğini böyle saat 10-11 gibi birleştiriyorlar. Buna brunch diyorlar arkadaşlar. Bunun açı şeyi bu. Yani bu yemeği yerken diyor tartışabilirsiniz bu konuyu. What do you say? Yani ne diyorsun yani? What is your idea anlamında? Fikrin nedir? Perfect. Thanks so much for your help. You're very kind. Yardımın için çok teşekkürler. Çok kibarsın, naziksin. You're very welcome. You're welcome bir şey değil. You're very welcome dediğiniz zaman da artık hani biraz daha kibarlığı öne koyuyorsunuz. Gerçekten bir şey değil anlamında. Have a good day. İyi günler. Evet arkadaşlar bu dersi burada bitiriyoruz. Konumuz bitmiyor yalnız. See you next time.